Herkese merhaba. Evet, oyun hamurları oynandıkça kuruyor. Gördüğünüz gibi bu böyle bir şekil alıyor ve hiç hoş olmuyor. İlk başlarda aslında oyun hamurunu böyle olunca atıyordum ama daha sonra bunları nemlendirmenin yolunu bulduk. Çocuklar çok seviyor. Bakın gördüğünüz gibi oldukça kurumuş. Şekil almakta zorlanıyor ve elinizi de ağrıtıyor zaten. Çocuklar bunu zaten hiç yapamıyor. Bunu nasıl nemlendirirsiniz onu göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi şekli oldukça kötü. Sert bir kıvamda. Şimdi bunu nemlendirmek için bir miktar su kullanacağız. Tabii kuruluğuna göre su miktarını sizin ayarlamanız gerekiyor. Öncelikle bunu parçalayıp küçük küçük parçalayıp kendi kutusuna koymamız gerekiyor. Kendi kutusuna küçük küçük koyduktan sonra üzerine su ekleyeceğiz bir miktar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapacaksınız. Ve böylece her kuruyan hamuru atıp yerine yenisini almanız gerekmeyecek. Bu hamurlar eskisinden bile daha iyi olabiliyor. Bunu ben aylardır yapıyorum. Kaç keredir de denedim. Hiçbir sorun olmuyor. Yani sadece bir kere mi su yapacağız, sonra kuruyunca atacağız mı falan gibi bir derdiniz yok aslında. Her kuruduğunda bir miktar su eklemeniz yeterli olacak. Bir sıkıntı, bir problem olmuyor. Bu şekilde içine koyduktan sonra üstüne su ekliyorsunuz. Ben suyu ekledim. İşte gördüğünüz gibi dibinde bir miktar su şu an görülüyor. Onu kapağını kapatacağız ve iyice karıştırdıktan sonra herhangi bir su kalmıyor. Bütünüyle nemlenmiş oluyor. Ve bunu biz bırakacağız. Bir gün kadar duracak. Bir gün durduktan sonra o içeriden buharlaşmayla birlikte hamur bütün o suyu çekecek. Tabii hamur çok kuruysa su miktarını biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Bir gün böyle iyice karıştırdıktan sonra bırakacağız kendi haline ve ertesi gün buna bakacağız. Bakalım ertesi gün nasıl bir halde karşılaşacağız. Ters de koyabilirsiniz, düz de koyabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben bu şekilde bırakıyorum. Bir gün sonra alıp bakacağız. Evet, bir gün geçti üstünden. Bakalım suyu çekmiş mi? Evet, kapağı açıyoruz bu şekilde. Yumuşamış görünüyor. Suyunu bir miktar çekmemiş gibi ama genel olarak çekmiş. Evet. Gayet yumuşadığını görüyorsunuz. Dediğim gibi bir veya iki denemeden sonra kuruluğuna göre ne kadar suyu koymanız gerektiğini zaten öğrenmiş olursunuz. Çok rahatlıkla da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşadı. Bunu birkaç dakika böyle elinizde yoğurmanız önemli. İyice mevcut nem bütün hamura homojen bir şekilde yayılmalı. Yayıldıktan sonra zaten hamurun yumuşadığını zaten görüyorsunuz. Görünür videoda da görülüyor sanırım. Bu şekilde hamurlarınızı çöpe atmaktan kurtulmuş oluyorsunuz. Hamurlarınızı nemlendirdiniz ve artık çocuklarınız bunu kullanabilir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.